Dostlar selamlar. Fantezide yeni heyecan 23. haftada da sürüyor. Çok değerli bir konuğum var. Çok eski dostum. Onu öyle tanıtacağım. Transfer sihirbazı olarak tanıtacağım. Hazır transfer döneminin de son günlerindeyken seni özellikle almak istedim. Çünkü takımlardaki son durumu da çok iyi bilen bir isme ihtiyacım vardı. Sevgili Hasan Can Aksu benimle. Kardeşim hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Heyecanlıyım. Değişik bir şey deneyeceğiz bu sadece. Uzun süredir de hem buluşamamıştık, yayın yapamamıştık. Güzel olacak umarım. Senle Fenerbahçe yayınları yaptık, transfer yayınları yaptık. Bir millete Xbox Series S kazandırmadığımız kalmıştı. Şimdi onu da kazandırırsak. İnşallah, inşallah bol bol kazandıralım. Bir kişiye mi çıkıyor Ersin bu arada? Birinciye. Yani gönül birinciye ister ki herkese verelim tabii ama. Tabii. Ama şöyle bir şey var. Paylaşayım hatta ana ekranı. Bu haftadan itibaren fantasy liglerine Exen Taraftar Ligi eklenmiş. Burada da takımını seçiyorsun ve taraftarın olduğun takımın şampiyonu olursan eğer işte Exen Spor paketi kazanma şansı yakalıyorsun. Yani diğer ödülleri de buradan elde edebiliyorsun. Hatta yayından önce sana gösterdim. Genel sıralamada da şu an 64. sıradayım. Fena bir yerde değilim. Benim de yapıyorsun mu sporu? Yani üst sıralara tırmanma yolculuğum sürüyor. Maçkolik liginde de haftalık ligde de şu an benim takım oynuyor. Şu an biz çarşamba akşamı çekiyoruz bu arada yayını. Hatta fikstürden gösterelim. Galatasaray ve Trabzon maçları bitiminde çekiyoruz. Aslında şu 3 maç oynanmadı. Eğer bu 3 maçta da oyuncu seçersek ve sakatlanma, ceza falan olursa affola. Öncelikle ben bir onun altını çizeyim, seni de kurtarayım bu işten. Beni kurtar. Aman aman aman. Linç yemeyelim durduk yere. Ya şimdi şöyle bakıyorum. Fenerbahçe'nin tabii ki geçen hafta Kasımpaşa'ya 5-1'lik galibiyeti. Bir de bu hafta Kasımpaşa'nın Giresun'a 5-1'lik galibiyeti var. Yani ya bir Giresunlu olarak üzüldüm Ersin bu durumda. Kasımpaşa'dan bu hafta adam alınır mı onu soracağım. Mesela Antep'in çok ciddi formu var. Geçen hafta yendiler. Bu hafta 4 attılar Hatay'a. Ki Hatay geçtiğimiz hafta Trabzon'u devirmişti. Yani Antep şu an sürpriz bir şekilde sürdürüyor. Galatasaray'ın inanılmaz bir serisi var. Üst üste galibiyet serisi, rekor serisi var. Trabzonspor Hatay'dan sonra Antalya'da yaralarını sardı. Şöyle haftanın maçlarına da bir bakalım istiyorum aslında seninle ya. Bakalım. Önümüzdeki haftanın maçlarına. Ankara Gücü Karagümrük'le başlıyoruz. Tolga Ciğerci'yi de yolladılar. Erta Berlin'e. Ankara Gücü'nün merkezinde büyük bir boşluk oluşacak bence Tolga'dan sonra. Ben mesela şu an şu maçta kaldım Ersin. Ben bugün üzerinde Aytaç Kara'da kaldım. Kasımpaşa'da çok iyi bir performans ortaya koymuş. Ama herhalde onu dahil edemiyoruz buna. Anladığım kadarıyla. Biz sadece önümüzdeki maçlara göre bir kadro yapacağız değil mi? Aynen. Doğru anladım. 23. tamam. Haftanın kadrosunu yapacağız. Mesela Kasımpaşa Hatay'a gidiyor. Ya Kasımpaşa tamam bu hafta 5 attı da Hatay Volkan Hocam İsa'da da maçı kolay kolay vermeyecektir. Şimdi bir Volkan Demirel Selçuk İnan derbisini de özlemişiz o arada. Yıllar sonra. Ya Volkan Hoca bana çok enteresan geliyor bu arada. Yani ben çok büyük bir hoca olabileceğini düşünüyorum teknik direktör olarak. Gerçekten iyi bir noktaya gittiğini düşünüyorum. Rakip analize tabii sen daha iyi bilirsin bu konuda ama. Çok iyi. Bir de Ersin şuna dikkat ettim. Volkan Hoca geçen sene de bu sene de takımı kendi kurmadı. Buna rağmen çok iyi performans ortaya koyuyor. Bilmiyorum orada bakarım bir... güzel güzel maçlar olacak. El Kabi'nin transfer işi vardı. Bak bu hafta da oynadı. Yani bakalım ne olacak. El Kabi'nin gidişi olacak mı? Hatay Özen oyuncu alma konusunda çok tercih etmeyeceğim bu hafta. Şöyle şuraya baktığımda Fenerbahçe-Konya maçı var. Normalde Konya Spor'dan çok çekinirim ben. Ama yeni antrenörle beraber düşüşte bir Konya var. Ve Fenerbahçe'nin iç sahada ben o maçı rahat kazanacağını düşünüyorum. Mesela Fenerbahçe'den iki forvet alınır. Yani Valencia Batshuayi alırız kafadan. 11'in ikisi tamam bende. Sen de pek itiraz edeceğini düşünmüyorum buna. Yani ben King'i de düşünüyorum ya. King'i ama ilk 11 başlatır mı? Yani King sakatlıktan döndü biliyorsun. Aynen o yüzden başlatmayabilir. Kulübeden verebilir sanki. Yani yarınki maçtaki duruma bağlı bence. Yani yarın şimdiden kadroyu yerine... kuracağız. Kaçma. Şimdiden kuracağız kadroyu. Bilmiyorum ama ben hani King'i de düşünüyorum ama senden yana olayım bu sefer. Valencia Batshuayi diyeyim ben de. Fenerbahçe gol yemez mi dersin yoksa bir takımdan 3 kişi alabiliyoruz. Orta saha mı alırsın Fenerbahçe'nin 3. kişi yoksa ya bir Samet Akaydın kafa golü ne bileyim. Acaba stoperde de bir tane oynanır mı? Yani Fenerbahçe'den ben Arda'dan bekliyorum. Arda ilk 11 çıkar mı sence? Yine Konya maçında da. Ya Arda konusu Arda çok bence üzerine koyarak ilerliyor. Hocayı da etkiliyor. Hatta takım içindeki futbolcuları da etkiliyor. Bence çıkabilir yani Arda.
Güzel. Ya bu üçlüyü seçeriz buradan. Ama bu takımlar arasında bu hafta gol yemeğini de bulmamız lazım o zaman. Şurada kimi gol yemez dersin? Böyle Yani bakacağım bir kere maçlara. bu olaya önce şunu söyleyeyim bütün izleyen herkese. Bu olaya çok yabancıyım ve ilk defa şu an Yavaş izlediğim yavaş için. sığdırıyorum Hani Hasancan'ı. bir, evet bir yanlışı bulursa bunun için şimdiden özür diliyorum. Gol yemeyen takım ben Şöyle Fenerbahçe'nin gol bakıyorum. yemeyeceğini düşünüyorum ya. Fener 3 adam seçeceğiz ama. Fenerbahçe'den forvetleri aldık. Ha, ona göre seçiyoruz. Tabii. Gol atanı olduk da işin Tamam. defans kısmında ya mesela Ümraniye Adana Demir maçı var. Ümraniye Galatasaray'a karşı da çok iyi başladı. Gene solunu getiremedi. Yani Adana Demir Fenerbahçe maçından nasıl çıkacak? O yüzden çok o maçtan uzak durmaya çalışıyorum. Giresun Kayseri maçı var. Giresun çok bana ümit vermiyor. Kayseri desen o da soru işareti. Hatay Kasımpaşa'yı az önce dedim işte. Volkan Demirel vs Selçuk İnan soru işareti. İstanbulspor Alanyaspor maçında Alanyaspor'u sırtımı yaslasam da diyeceğim Alanyaspor öyle bir yenildi ki Sivas'a o Aynen maçta. öyle. Abi Faryo'yla artık şu topu geriden çıkarma be kardeşim. Abi savunma zafiyetleri var bir de gerçekten. Bunu bir türlü çözemedi. Ben Yani Sivas Beşiktaş maçında Beşiktaş'a sırtımı dayayabilirim. O durumdayım şu an. gol yemez diyorsun. Ya bir Mert Günok, Valentin Rozier, Tayyip Dalla üçlüsünü şöyle bir blok halinde Beşiktaş'tan alasım var ya. Cenk Tosun da iş yapıyor da her hafta atıyor Ya Cenk Tosun. ben Fenerbahçe'de eğer olmuş olsaydı seçme ihtimali Luan Perez'in de dönmesiyle beraber Fenerbahçe'nin bence savunma kurgusu oturacak. Bu bireysel hatalar biraz daha aza inecek diye düşünürdüm ama tabii 3 tane seçebildiğimiz için. Gol atanı Yani buluruz diyorsan başka takımlardan Fenerbahçe'nin alalım defansı. Fenerbahçe de her hafta yiyor ama ya. Fenerbahçe de şu yiyor an. ama şimdi Luan Perez, Zalai, Samet'le beraber hem o at oturacak hem de yeni sol bek büyük ihtimalle bu maça 11'de çıkar. Osterwolde. Evet. Bir şey diyeyim mi? Ama Aslında Fenerbahçe seçemiyoruz. Arda Ya olmasa bence Cenk Tosun Fenerbahçe oynamalı. gol yemez gibime geliyor Ersin. Bilmiyorum. Hani savunma kurgusu daha iyi olur diye düşünüyorum ama burada Ümraniye Adana maçı dikkatimi çekiyor benim. Adana Demir tarafında mısın? Biraz Adana Demir tarafındayım. Bak mesela çok güzel şey söyleyeyim. Adana Demir henüz forvetle anlaşmadığı için Belhanda, Emrah Baba ikisi de forvet gibi oynuyorlar. Emrah Baba alınır orta sahaya forvet gibi değerlendirilir aslında. Bak çok güzel tercih olur ondan. Yani o olabilir ama burada Belhanda ile ikisi de bilmiyorum. alınır. Sen Evet. bana bir tane kaleci çıkar buradan. Kaleci. Gaziantep çok Gol formda yemez ya. diye bir kaleci mi çıkartalım? Ben bir şey değil mi? Figueiredo'yu da alırım. Bak. Gaziantep çok formda. Figueiredo Antalya'ya da atabilir. Antalya'da çok iyi durumda değil. Ankaragücü Karagümrük maçında işte Borinler, Cagneler olmasa Ankaragücü'nü alacağım arkama da Ankaragücü de iyi güç kaybetti ya. Borini bakalım oraya kalacak mı? Vay. Neyse. O konuya Neyse. girmeyelim şimdi. Girersek çıkamayız. Ben Evet. yavaştan kadro tarafına geleyim bak. Tamam. Kafamdakileri yerleştirdim. Valencia Batshuayi zaten hazır geldi gördüğün gibi. Aynen öyle. Şuraya bir Arda Güler koyacağız galiba. Sonrasında sen Adana Demir dedin. Ersin bu arada bu puanı en yüksek değil mi? Haftanın takımı olacak. Evet. En İsimleri yükseği. topluyoruz. Evet. Mesela Belhanda, Emrah Baba ikilisinde ortaya bir koyasım var benim. Figueiredo konusunda da hemen hemen aynı fikirdeyiz gibi. Evet. Figueiredo'nun da fiyattan da iyi kırdırdık. Arka tarafı ben Beşiktaş'tan kuruyorum ya. Tamam. Abi de bunu fiyata göre mi kuruyoruz? Tabii canım 90 milyon euro Aa, bütçemiz var. tamam. Yoksa Bu arada zevkliymiş Ersin. Yani hani ayıpsın. Oynamayan herkes oynasın bence. Zaten hani bir ücreti yok, parası yok. Tabii bir İndirin de güzel güzel oynayın. abi arkadaşlarımla da oynaması acayip zevkli. Zaten ligi takip eden insanlarız. Aynen öyle. Bak Rozier, Tayyip Talha. Oha iki tane şeyimiz kaldı. Açığımız kaldı zaten. Şöyle bakınca da ne biçimde takım oldu ha. İyi de takım oldu. Bir Yani tane hafta. daha gol yemeyecek oyuncu. Onu riske atabiliriz. Bir tane de golle buluşabilir dediğimiz orta saha koymamız lazım. Ya Galatasaray Trabzon maçında sanki Kerem Aktürkoğlu konur ya Galatasaray iç sahadayken. Kerem Ben derbilerde bence de çözüyor. Kerem olabilir ya. Kerem Kerem iş verebilir hem çözüyor de çünkü. 10 milyon euro. 6 milyon bütçemiz kaldı. Son stoperi. Evet. Evet, sol stopere.
Son stoperde gerginlik var şu an. Gol yemeyecek takımı da bulacağız değil mi? Yani bu şekilde. Mesela şu an aynen. Gol yemeyecek takımdan hangi stoperi tercih edebilir? Şöyle ben sana listeliyorum da. Tamam. Mesela Dersfield'le başlıyor. Aslında Marlon, Ankara Gücü, Karagümrük ya. Karagümrük Ataş. Karagümrük Oradan Ataş, çok evet. uzak bence duruyorum. De. Şey diyeyim mi? Ümraniye Adana Demir maçında aslında Semih Güler'i alıp Adana Demir bu maçı alır dediğimizde 90'la çıkıyoruz bak şöyle. Yani 3 Fenerbahçe, 3 Beşiktaş, 3 Adana Demir araya yerleştirilmiş bir Figueiredo, bir Kerem Aktürkoğlu. Nasıl? Bence gayet iyi duruyor yani haftanın takımında. Bence güzel. Yani. Burada tabii tutturduğumuz zaman en yüksek puan alıyoruz, doğru mu? Tabii. Gol atınca... Yani olayımız bu. Mesela booster'lar var. Booster'ları öğreteyim sana. Tamam. Performans booster'ı seçtiğimiz oyuncunun kazandığı toplam puanı 1.5 ile çarpar. Her takım için bir kez kullanılır. Yani hangi oyuncunun puanı 1.5'la çarpılsın? Mesela gol booster'ı var. 1.5'la çarpacağız. Mesela bu hafta Valencia kaçtı? 9.5 muydu? 9.5 herhalde. Mesela şey o. 10 üzerinden değil puanlar şey. Normalde oynarsa atıyorum 60 dakikanın üstünde 20 puan. Gol atarsa belli bir puan daha geliyor. 10 üzerindeki puanı çarpıyor. Mesela 60 oluyor. Hmm. 40 puan gol puanı var. 40'ı gol booster'ı 2 ile çarpıyor. 40-40. 80 yapıyor. 20 de şeyden koyuyor. O 60 dakika üzeri oynadığı için 100'e hemen çıkartıveriyor. Mesela gol booster'ını o yüzden penaltı kullanan oyuncuya basmak mantıklı. Yani golü ben genellikle Valencia'ya basıyorum o yüzden. Adam gol kralı. Performansı çok, da... Çok zevkliymiş ya. Performansı şu da... Şu sen. Uygulamayı hemen ben indiriyorum. Performansı da asist de yapabilecek adama göre seçmen lazım. Mesela Batshuayi hani hem atar hem asist yapar diyorsan ben fixtir. Valencia Batshuayi ikilisine performans gol basarım. Sen bana bu kadrodan arkadan kim asist yapar onu söyle. Arda Güler bir asist görür müyüz ya? Ben Arda Güler bence asist yapar. Direkt Arda'ya. Bu arada Belhanda da yapabilir. Belhanda da asistleriyle ünlüdür de Fenerbahçe iç saha Arda'yı bir verdik. Duvar booster'ı şu. Seçtiğiniz oyuncunun takımı gol yememesi durumunda kazandığı puanı 2 ile çarpıyor. Bunda da genellikle düz mantık, kaleciyi seçersen daha kolay, daha çok puan toplarsın. O yüzden taktik olarak ben kaleciyi seçerim. Yani sen fair play, olmuşsun. Bak fair play booster'ı var. Bu ne biliyor musun? Caner Erkin booster'ı. Ha. Abi Caner Erkin için yapılmış bu booster. Seçilen oyuncunun kart cezası puanını iptal eder. Normalde işte sarı görüyorsa eksi 10 puan, kırmızı görüyorsa bayağı içinden geçiyor puanının oyuncunun. Ama bunu bastığında o eksi puanı yemiyorsun. Yani şu üçlüden Rozier, Tayyip Talha, Semih üçlüsünden genelde stoperden seçiyorum ben. Hangisi sarı kart görme potansiyeli var diyeceğim. Rozier diyeceğim zaten. Bence ben bu maç üzerinde Tayyip derim. Senin dediğin olsun. Ben sana güveniyorum. Çiçek gibi takım. Şu takıma bakıyorum. Fenerbahçe Konya'yı yenerse Adana Demir Ümraniye'den çıkar. Beşiktaş'ta Sivas'tan gol yemezse akşam gel Xbox'ımızla keyfimizi çıkartalım. Tam öyle 11 oldu. Müthiş. Ya burada birinci olursak Xbox bize mi çıkıyor? Tabii canım bize çıkıyor. Ciddi hemen misin? Arıyorum ben fanteziyi. Abi süper diyorum bir şey. Bizim sizde bir Xbox var. Onu bize bir verirseniz memnun olurum. Süper bir şey. Bu arada hani ben bu kadar övüyorum. Yanlış anlamasın izleyenler. Hani hani reklam gibi bir şey yok. Tamamen bilmediğim için. Sıfırdan anlattırıyorum ben de. Evet. Çok güzel duruyor oyunda. Xbox bilmek yani doğru anladım değil mi? Haftanın o en iyi şeyini en yüksek birinci olursan en yüksek puanını Xbox alıyorsun. Evet bu kadar basit. Abi inanılmaz gerçekten. Süper bir şey bence. Hani hiçbir şey vermiyorsun sonuçta. Uygulamadan oynuyorsun. Tabii canım. Mükemmel. Yani bence herkes bunu uygulama. Ben de indireceğim. Bu arada bana çıkarsa şey yapmak yok değil mi? Hani direkt bu kadro senin kadro. Direkt gönderiyorum Xbox'ın. Tamam hani üstüne şey yapmıyorum. Xbox'ın. Yani ben haftalık içeriğini de üretiyorum bak millete. Burada taktikleri de veriyoruz. Tek korkum var. Fikstür sıkışıklığı sebebiyle biz bu yayını çarşamba akşamı yapıyoruz. Siz perşembe günü izleyeceksiniz. Fenerbahçe daha maçını oynamadı. Fenerbahçe maçından önce yayını alırız muhtemelen bu içeriği. Olası sakatlık, kart cezası vesaire olursa affola siz perşembe günü kurun kadroları. Yine beni dinleyin. Bu ama sayılmıyor bunlar... mu sonra? Hayır bu sayı... Ya atıyorum... Cezalı olduğu anda sayılmıyor otomatik mi? E tabii canım eksik puan alırsın onunla. Hani o Valencia tuttu kırmızı kart gördü. Güle güle 0 puan. Oynayamayacak ki haftaya. Şimdi şeyi düşünüyorum. Yarın acaba ben yarın Başvay'ı bir şey yapar mı? Hani bir olaya karışırlar mı?
Bilmiyorum bakalım ya. Umarım ben güzel. Bence güzel bir kadro. Bence Xbox alacağız. Bak. Hasan Can Aksu kadrosu diye kadroyu onaylıyorum. Onu not hayırlı edelim. Uğurlu olsun. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Şey olmasın. Akar evet güzel yani. Gerçekten. Bu arada herkes bence indirip abi şans sonuçta Ersin. Hani hem zevk alacağız. Ben uygun hani oynamıyordum. Bundan sonra oynarım. Senin puanına yetişir miyim bilmiyorum. Haftalık güncelleniyor bu arada. Her hafta yeni puan. Aynen. O yüzden yetişiyorsun. Abi. Çok iyi. Ya mutlaka bunu oynayacağım. Bunu yapacağım yani. Çok çok hoş bir şey. İşin içine Xbox'a girince bence daha tatlı olmuş. Gel gel bizim sulara gel. Buralar tatlı sular. Fantezi futbolcandır. Bundan sonra evet. Böyle yaparız bol bol. Evet dostlar. Bu haftaki konuğumuz transfer sihirbazı. Özlediğimiz isim Hasan Can Aksoy'du. Hasan Can'ı takip edebilirsiniz demeyeceğim. Zaten tanıyorsunuz. Ama yine de hala takip etmiyorsanız çok tatlı bir Twitter hesabının yanında çok tatlı bir Instagram hesabı var. Oradan da takip edebilirsiniz kendisini. Tekrar teşekkür ediyorum. Ağzına, yüreğine sağlık ve yavaştan veda ediyorum. Gelecek haftaya kadar, 24. haftanın tahminlerine kadar kendinize çok iyi bakın. Xbox umarım sizi çıkar deyip hoşçakalın diliyorum.